Aslında yeni işte Osmanlı'dan bakiye kalan bir coğrafyada kurulan bir cumhuriyet ve bu işte tek bir dil, tek bir bayrak ve tek bir kimlik üzerinden inşa edilen bir cumhuriyet. Aslında kuruluş kodları bunlar. Hani anayasanın ilk dört maddesi bunda böyle yazıyor. Yani hep olan bir şey aslında. Cumhuriyetin kuruluşundan beri gelen bir şey bu. Elbette bu toprakların gerçekliğiyle, bu coğrafyanın gerçekliğiyle uygun değil. Sürekli bunun sorun oluyor olması, bunun tartışılıyor olması, bunun toplumsal anlamda huzursuzluk yaratması da doğal. Çünkü toplumsal gerçekliğe uygun değil. Bunun zeminini de oluşturmak gerekir. Ama bugün bakarsanız hani bu yeni anayasa tartışmaları varken böyle bir zemin var mı diye sorduğunuzda şöyle diyebiliriz. Bugün şu an röportajı yaptığımız bugün Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Kobane davasında onlarca yıl arkadaşlarımıza tek tek onlarca yıl ceza yağdırıldı. Onun öncesinde bildiğin gibi Gezi direnişi davasında arkadaşlarımız tutuklandı hapiste. Bundan bir ay önce 1 Mayıs'taki işçi emekçilerin Birlik Mücadele Dayanışma Günü'nde ortaya çıkan tabloyu hep beraber gördük. Yani baskıların arttığı içeride ekonomik krizin işçilere, emekçilere, yoksullara, halklara yıkılmaya çalışıldığı, dışarıda savaş politikaları sürdüğü ve bunun da derinleştirildiği bir coğrafyada baskıların arttığı bir ülkede yeni bir anayasa tartışmasının hiçbir karşılığı yok. Şöyle de diyebilirim çok basitinden, emekliler 10 bin lira alırken belediye seçilmiş belediye başkanları gözaltına alınırken, halkın kendi iradesi gasp edilirken, işçiler, emekçiler kendi taleplerini gündeme getirmek için 1 Mayıs'a çıktığında önleri kesiliyorken, bunun karşısında tutuklanıyorken yeni bir anayasa tartışması yürütmek en fazla yönetenlerin kendi arasındaki bir tartışmadır, bir fantazidir. Demokrasi için birlik bugünkü anayasa tartışmalarının bu toplumun gerçeği, bu toplumun talepleriyle ilgili olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla bu anayasa tartışmalarının da şu anda bir karşılığı olmadığını, aslında tam da gündemi değiştirmek üzere, gerçek sorunları üstünü örtmek üzere yeniden yönetenler, egemenler arasında bir hani uzlaşma olacaksa bir toplumsal sözleşme değil bu. Egemenler arasında bir sözleşme üzerinden bir anayasa tartışması olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu anayasa tartışmalarına nin bir tarafı olmamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçeklikten uzak, bugün yakıcı sorunları gündemine almayan, tam tersine bu yakıcı sorunların üstünü örtmeye, yani içerideki bu baskıları, yoksulluğu, ekonomik krizi, Kürt halkının taleplerini, aynı zamanda dışarıdaki savaş politikalarını derinleştirilmeye çalışan savaş politikalarının üzerini örtmeye çalışan suni bir tartışma olarak.